Herkese merhabalar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sizlere Adana'dan açılış yapıyorum. Çok ani bir kararıyla Adana'ya izne ayrılmaya karar verdik. Bu da arabamızın satılması bahane oldu. Aslında iznimiz Ekim ayındaydı. Ekim ayında gelecektik, tatile gidecektik. Ona göre her şeyimizi ayarlamıştık. Fakat birden her şeyi iptal ettirdik ve Adana'ya Ağustos'ta gitme kararı aldık. Tolga'nın babaannesinin birazcık rahatsızlanması olsun ve arabanın satılması birazcık bize bahane oldu. Aslında şu an Adana inanılmaz sıcak, hiç durulacak gibi değil ama o kadar çok bunaldık ki. Yani şu an sıcaklığı hiç hissetmiyoruz bile. Öyle küçük böyle arada böyle turladıkça sizlere kamerayı açacağım. Küçük küçük Adana turları çekeceğim. Bu arada bugün benim doğum günüm. Akşama yemeğe çıkmak istiyoruz. Biliyor musunuz nasıl oldu biliyor musunuz? Eşim dedi ki hani bir restoran bulalım. Oraya gidelim. Hani hep her gün et yemeyelim dedi. Araştırdık ettik. İnternetten olsun böyle geze geze olsun. Her restoranda kebap olmak zorunda mı ya? Her restoranda kebap üzerine yani buradaki restoranlar. Biz de meşhur bir yere meşhur kaburgacı Yaşar Usta'ya gitmeye karar verdik. Akşama da zaten görürsünüz. Orası da inanılmaz derecede kalabalık oluyor. Zaten meşhur olduğu için de dünyanın her tarafından gelenler, ziyarete gelenler ve o tadanlar var. Adanalı gelini olarak yani kaburgacı Yaşar Usta'dan bir et yemeden ölmeyeyim yani, değil mi bir zahmet? O şekilde akşamı tekrardan sizlerle açarım ama şimdi bakalım neler yapacağız ben de bilmiyorum. Bugün Mersin Adana'ya yakın Mersin'e gidecektik aslında arkadaşlar ama şöyle bir şey oldu. Tolga'nın akrabaları hani ben de gelin olduğum için ve ilk defa çocukla birlikte geldiğim için herkes bizi ağırlamak istiyor. Gerek kahvaltıya, gerek öğle yemeklerine, gerek mangala, gerek işte pikniğe, gerek akşam yemeklerine falan sürekli çağırıyorlar. Onların gönlünü yapmaktan kendimize vakit ayıramıyoruz ama hepsi gerçekten sağ olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Herkesi kırmadan birer kere de olsa gönüllerini yapmak istiyoruz. Bugün de keza öyle herkesin gönlünü yaparken biraz Mersin'e gitmek için geç kaldık açıkçası. O yüzden Mersin planı iptal oldu. Bilmiyorum ani bir kararla gitme kararı almazsak Mersin'e gitmeyeceğiz. Burada Adana'da olabildiğince sizlere tanıtmak istiyorum. Tanıtmaktan ziyade böyle kültürel şeyleri hakkında pek bilgim yok ama sizleri gezdiğim, gördüğüm yerlere sizleri de çekmek istiyorum. Sizleri de götürmek istiyorum. Olabildiğince kamerayı açmak istiyorum. Bundan sonrası için konuşur muyum, konuşmaz mıyım bilmiyorum ama iyi seyirler diliyorum. Sizler de şimdiden kanalımıza lütfen ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. İyi seyirler diliyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi Adana'da Real diye bir tane Real'dık sanırım. Yanlışım varsa düzeltin. Oraya alışveriş merkezine geldik. Bir alışveriş yapacağız. Böyle hani hem kıyafet alışverişi hem Mehmet Ardın'a hem de böyle arka demide yapak ya da de bir de IKEA var. IKEA falan da gireceğiz. Alışveriş turu yaparken çeker miyim çekemez miyim bilmiyorum. Onun haricinde de IKEA'ya girince sizlere kameraya açmaya çalışacağım. Sizler birlikte IKEA turu yapalım. Şöyle bir ürünlere ve fiyatlara bakalım. Sizlere de belki bu videoyu izleyenler için fikir olur. Şimdi ben ineyim. Alışveriş merkezine girelim. Bakalım neler yapacağız. Açabildiğim kadar açarım. Açamazsam evde görüşürüz arkadaşlar. Alışveriş merkezinin yemek bölümüne geldik. Karnımız acıktı malum. Bayağıdan beri geziyoruz. Kendim alışveriş yapmadım. Tolga'ya alışveriş yaptık arkadaşlar. Adana'da denenmesi gereken lezzetlerden teki tantuni. Biz de alışveriş merkezinde onu bulduk. Eşim almaya gitti. Tantuni yiyeceğiz. Sizlere gelince de gösteririm. Yoğurtlu, yoğursuz, salatalı, salatalısız öyle bir herhalde menüsel şeyler varmış. Ben yoğurtlu olanı tercih ettim. Eşimi bilmiyorum. Biz çünkü hemen masayı bulmak amacıyla geldik buraya. Bu şekilde. (Gülüyor)
şimdi AVM'den çıktık. AVM'nin hemen karşısında IKEA var. IKEA'ya uğrayacağız. Sizlerle küçük bir IKEA turu yapalım. Bakalım neler var. Yeni ürünler gelmiş mi? Fiyat karşılaştırmaları, güncellemelerini birlikte bakalım. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi biz meşhur kaburgacı Yaşar Usta'ya geldik. Şimdi birazdan kaburgacı Yaşar Usta'ya gireceğiz. İçerisi felaket derecede kalabalık. Orada çekim yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Şarjım da zaten az, geliyorum aşkım. Eğer bir Adanalı ile evliyseniz doğum günlerinizde, yıl dönümünüzde gelebileceğiniz yerler kebapçıdır. Kaçamak yok yani. Şimdi birazdan mekana giriş yapacağız. Dediğim gibi çekim yaparsam yaparım, yapamazsam artık çekebildiğim kadar sizleri izletmek istiyorum. Orada görüşürüz o zaman. Şimdi biz kaburgacı Yaşar Usta'ya geldik. İnanılmaz dolu yani, dışarısı içerisi full dolu. Öyle yemekler gelince size tekrardan açalım. Şimdi de Aslı ablaya geldik. Erti yarısı desem yeridir. O oturmaya çağırdı. Kek yapmış. Birlikte kek yiyeceğiz. Ama Mehmet Erdem seninle oynarsan onu göster. Üzüm hangisi olduğunu. Bak pizza vardı. Yer misin de. Karnın aç mı de. Açalım mı? Evet. Bu da benim mi? Allah. Teşekkür ederim. Gel öpeyim. Gel. Burada kalmış. Gel öpeyim seni bir kez.
Oh, değil mi? Evet. Doğum günü hediyesi mi aldın sen bana? O ne? Ses çıkıyorsa Arda'n çok sever. Yala. Küçük olanı Arda'na verelim ya. Bak onu Arda'nın kızına koymayın da. Çok güzel. Aşkım bir sene olmuş mudur? Fazla yavrum, çocuk 8 ay. Daha hamileken diye ben de. Yine mi inci çıktı? Büyük bir şeyden mahrum kalıyorsun şu anda, farkında değilsin. Ben de yalnız yeni hobi oluşturdum. Değil mi? Midyede ince arama. Ama bence bu artık hobi olmalı. Yani ince dediğimiz şeyle değerli olabiliyor. Yine dünyaca ünlü bir tat tatmaya geldik. Dünyaca ünlü? Dünyaca ünlüdür. Türkiye'de meşhursa dünyada da ünlüdür. Adana Cumhuriyeti'nde meşhurdur. yine Adana'da böyle tadılması gereken lezzetli duraklarından birisi Katmancı Dayı'ya geldik. O da bir önceki story'de izlediğiniz gibi kaburgacı Yaşar Usta gibi şu an tıkın tıkın hem dışarısı hem içerisi, yani inanın zor yer bulduk. Birazdan servislerimiz gelecek. Ben burma katmer söyledim. Eşim ve arkadaşı çikolata katmer söyledi. Onlar da gelir, sizlere çekmeye çalışırım. Öyle. Görüşürüz.